Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Gider. Hız Yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 137 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video tık 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 beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangisi küme belirtmez? Bakalım arkadaşlar. Birincisi en sevdiğim mevsimler. En, en sevdiğiniz mevsim, mevsimler. Öyle şey mi olur ya? Yani böyle bir küme olur mu ya? Bana göre Ocak şey mevsim diyorum. Ocak, Şubat diyorum. Bana göre yaz, kış. Sana göre o şu. Buna göre bu şu. Hepsi birbirinden farklıdır. Bu küme belirtmez. Dört kollu insanlar bu bir küme belirtir arkadaşlar. Dört kollu insanlar tabii ki boş kümedir. Dünyanın en iyi sporcuları yani bu küme belirtir. Dünyanın en iyi sporcuları bir saniye bir saniye. Bu küme belirtmez. Hangi sporcuları? Hangi spor dalı? Kime göre? Neye göre? Tamam bu da küme belirtmez. Sarı renkli meyveler bunda arkadaşlar bellidir sarı renkli meyveler. Onları da teker teker yazarsanız sorun olmaz. Yani hangileri küme belirtir? 2 ve 4 küme belirtir. Hangileri küme belirtmez? 1 ve 3 küme belirtmez. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Kümesi kaç elemanlıdır? Arkadaşlar kümen elemanları birbirinden virgüllerle ayrılır. Mesela bu bir elemandır. Virgül bu bir elemandır tamamı. Virgül bu iki bir elemandır. Şu bir elemandır. Bir de arkadaşlar şunun tamamı bir elemandır. Tamam. Toplam kaç eleman oldu sayalım. Bir, bir, iki, üç, dört, beş elemanlı bir kümedir. Varmış çıkarda beş tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Kümesinin harfleriyle oluşan küme kaç elemanlıdır? Hemen yazalım. K. Sonra E. Sonra R. Evet. Sonra E yazılmıştı ama. Bir kümede e, aynı eleman iki defa yazılamaz. S. Biz olmayanları yazıyoruz. T. Tamam T'yi de yazdım. E. E zaten vardı. Bitti. Küme kaç elemanlıymış? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. SA kaçtır diyor. Yani A kümesinin eleman sayısı isteniyor. X'in doğal sayı olduğu verilmiş. Arkadaşlar doğal sayılar sıfırdan başlar. Bu eksi 4 işin hikayesi. Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlar. 1, 2, 3. Ben 5'ten küçüğüm dediği için en fazla 4 soru bitmiştir. Kümemiz kaç elemanlıymış? 5 elemanlıymış. Cevap Edirne. Bu kadar. Kümesin elemanların kareleri alınarak B kümesi oluşturuluyormuş. B kümesinin en büyük elemanı kaçtır diyor. Şimdi bir defa bu kümen elemanları tam sayı demiş. Eksi 9'dan 8 arasında. Tam sayı olup da eksi 9'dan 8 arasında hangi değerler var? Eksi 8, eksi 7, eksi 6 nokta 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 en fazla 7'dir bitti. Şimdi diyor ki e, kareleri alınarak B kümesi oluşturuluyormuş Valla B kümesinin elemanları Karesi 64'tür mesela Karesi 49'dur mesela Nokta 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 En son burada bir sıfır var Sıfırın karesi arkadaşlar sıfırdır Bitti Çünkü 1'in karesi ile eksi 1'in karesi aynı şey ya Bir de yazmamızın bir anlamı yok Mesela 7'nin karesi 49 49 zaten daha önce yazmıştım Diyor ki B kümesinin en büyük elemanı kaçtır? En büyük elemanı kaç arkadaşlar? 64'tür. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Ha B kümesi kaç elemanlıdır deseydi? Eksi 8'in karesi 64. Eksi 7'nin karesi 49. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 3'ün karesi 9, eksi 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0. Bitti. İşte B kümesi bu kadar elemanlıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlıdır SP Bilginiz olsun. A buraya yazayım. SP 9 elemanlıdır. Bitti. Tamam mı? Yani kalkıp da bana birden 7'ye kadar bir daha kare alıp da içine yazmayın. Zaten hepsinin karesi yazılmış merak etmeyin tamam. Hangisi yanlıştır diyor. Gençler bir defa bir defa direkt hemen biz bir yanlışa bakalım. Edirne niye yanlıştır? Şimdi diyor ki bu bu ifade yani parantez içerisinde a virgül bir, daha bir tane daha parantez yapılmış. B ve parantez kapanmış. Diyor ki bu an elemandır. Yani böyle bir şey. Diyor ki an içerisinde var. Arkadaşlar böyle bir şey an içinde var mı? Şimdi an içinde kimler var? Anın içinde kimler var? Yazalım. Şu parantez A, be, Virgül. Parantez B. Virgül ve sade A. Bitti. Yani şu üç elemandan oluşur. Kardeşim bu diyor ki parantezin içerisinde A Parantez içerisinde B ve parantez. Bunun tamamı yani şu, şu ifade diyor ki an içinde var. Yok ki. Böyle bir şey yok ki. An içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane eleman var. Parantezli AB, parantezli B ve sade A. Bitti. Tamam. Yani süleyim burayı tam net anlaşılsın. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. <laughs> yani cevap arkadaşlar edir nedir? Ha, niçin diğer? Şıklar olmadı onlar da birlikte böyle bir değerlendirelim Hemen vur kaç yapmayalım arkadaşlar Yani Adana niye değil Tamam cevap Edirne doğru Adana niye değil Arkadaşlar alt kümelerde içindekine bakılır Yani şu içindeki A şıkkından bahsediyorum İçindeki A A'nın elemanı mı Arkadaşlar bakıyorum A'nın elemanı mı evet doğru Bakın B şıkkına geldi sıra Elemanıdır demek arkadaşlar hepsinin tamamına bakıyorsunuz. Süslü B ya da parantezli B. A'nın içerisine var mı? Bakın var. Bu da doğru. Alt kümede içine bakılır. Elemanda tamamına bakılır. Tamam? Geldik buraya. Alt kümem diyor. Parantezin içine bakılır. Yani A virgül parantezli B. Şu A'nın içerisine var mı? Yok mu? E A virgül parantezli B var işte bakın. Bu da doğru. Geldik buraya. Alt kümelerde şu en dıştaki parantezi sil. Şu parantezin içine bakılır. Yani parantez AB. E, parantez AB var mı? Var. E, bu eleman demek hepsine bütün olarak bakıyorsunuz. Kardeşim böyle bir şey an içerisinde var mı? Yok. Cevap Edirne. Bir saniye. A kümesinin elemanlarını bana bir yazar mısınız? Bir eksi birimiz var. Tamam. Bir şu parantez içinde bir şey yazılmayan ifade var. Sonra şu var parantezli AB var. Tamam. Ah. Kaç elemanlı? Hocam 3 elemanlı. E A'nın değili de 3 elemanlı. O da 3 elemanlı. Soru benden ne istiyor? SA. E, A'nın değili de 3 elemanlıysa, e, A'nın kendisi de 3 elemanlıysa toplamı bana her zaman evrensel kümenin eleman sayısını verir. Yani 3 burada, 3 de altta. Oldu sana 6 varmışlıklarda. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam. Diyor ki aşağıdaki bir çember dördürdür. Aşağıdaki bir çember üzerinde 10 tane kutu var ve bu kutuların üzerindeki yazılan sayılar gösterilmiş. Doğrudur. Bu sayılardan oluşturacak küme 5 elemanlıymış. Arkadaşlar zaten 3 var. 8 var. 11 var. 12 var. Ve 23 var. Zaten ben 5 tane sayı görüyorum. O zaman buradaki T şuradaki z, şuradaki k, şuradaki y, şuradaki x de şu 5 elemandan herhangi birisi olacak. Tamam. Yani A kümesinin ya da bu kümenin elemanları 3 var, 8 var dedim, 11 var, 12 var ve 23 var. Kardeşim kaç elemanlı? 5 elemanlı. O zaman buradaki X, Y, T, K ve Z. Ha bunlar da şu beşinden herhangi birisidir. Belki de hepsi 3'tür. Belki de bunların hepsi 23'tür. Bilmiyoruz. Ama bunlardan farklı olması imkansız. Çünkü küme zaten 5 elemanlıymış. Tamam. Diyor ki elemanları toplamı nedir? <laughs> Hadi toplayalım. E, nasıl toplayalım? 8 12 daha 20. Doğru mu? Evet. üçte abur da var. Et kaç oldu arkadaşlar? 43. Evet. Şurada bir 3'üm var. Şurada bir 11'im var. Topladım 14. 14'e 43 ekledik. Cevap 57'dir. Yani Bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi A kümesi kaç elemanlı? Hocam S A 1 2 3 elemanlı. Tamam. S A kartezyen B demek S A çarpı S B demek değil mi? O da eşittir 12'ymiş. Tamam da A kümesi 3 elemanlıysa o zaman B kümesi 4 elemanlıdır. Sonra da diyor ki B kümesi hangisi olabilir? 4 e, elemanlı hangi şık varsa cevap odur. 4 elemanlı bir tek bursa var. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi iki tane küme çizelim arkadaşlar. Durun durun durun. Bu bizim birinci kümemiz olsun. Şu da bizim A ah. ikinci kümemiz olsun. Tamam. Evet ee, şu A kümesi şu B kümesi şimdi kırmızı kalemimi aldım A kesişim B yani şu ortada ne var A var C var D var E var tamam A gitti C gitti D gitti bir de E diyorum ya F F <laughs> F F F F F Heh. kalemimi aldım A C F Heh. Tamam Şimdi geriye arkadaşlar kim kaldı? Bir tek B kaldı ve E kaldı. Doğru mudur? Evet hocam. Diyor ki kaç farklı A kümesi bulunabilir? Aa, şimdi ben bu A kümesine B ve C'nin hiçbirisini yazmam. Ya da B'yi yazarım. Şimdi geriye B ve C kaldı. Hiçbirisini yazmam. Bu bir. Ya B'yi direkt yazarım ya da C'yi direkt yazarım. Et de 3. Ya da her ikisini birlikte yazarım. Et de 4. Yani cevap Edirne soru bitmiştir. Ya da ya da geriye bizim kaç elemanımız kaldı? İki eleman kalmadı mı? E diyor ki kaç tane A kümesi yazılabilir? Zaten A, C, D, F zaten kesin olacak an içerisinde. O zaman geriye kalan iki elemanla kaç tane alt küme oluşturulursa o kadar farklı A kümesi vardır. Yani cevap 4 soru bitmiştir. Tamam bu kadar. <gülüyor> tamam <gülüyor> Hadi. Şimdi ne istiyor benden? A, B. Tamam. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinin eleman sayısı 5'tir? Hmm, eleman sayısını 5 istiyorum. Cevap Edirne değil mi? Şimdi A fark B demek. Yani A fark B şurası arkadaşlar. Tamam. Şurası kırmızıyla taradığım yer. A fark B. Tamam. Hatta mavi kalemimi de alayım. Şurası A fark B diyelim. Tamam. A fark ben nesi diyor tümleyenin. Yani dışındaki kalan elemanlar. Bana dışındaki kalan elemanları toplar mısınız? Yani kaç tane var? Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Bu kadar. <laughs> Hadi bir tane daha şık inceleyelim. Hadi bir şık söyleyin. Dengi hocam şu şıkka da bakalım. Hadi bekliyorum. Adana'ya mı? Tamam hadi Adana'ya bakalım. Diyor ki A kesişim B. Durun 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 temizleyeyim. Yani cevabın Edirne olduğunu biliyorum. Temizledim. Hocam Adana'ya bakar mısınız? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek. Bu A birleşim B'nin tümleyeni demektir. E, A birleşim B şu ortası. Yani hepsi. Diyor ki bunun tümleyeni. E, o da bir elemanlı. Yani bir tek 61. Tamam. Beş elemanlı değil yani. Tamam bu değil. Hadi B'ye de bakalım. <laughs> Eminim ki B de diyorsunuzdur. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Bu A kesişim B'nin tümleyendir. Oğlum A kesişim B. Dur temizleyelim. Ben şu Bursa'ya bakayım dedim. Bu A kesişim B'nin tümleyeni. E, A kesişim B ortası değil mi kardeşim? Tümleyeni yani dışındaki kalanlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı. hani biz 5 elemanlı yarıyorduk. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Şimdi A kümesi X küp 65'ten küçükmüş ama X doğal sayıymış. Arkadaşlar küpü 64'ten küçük olan bana doğal sayılar söyler misiniz? 0, 1, 2, 3, en çok 4. Bitti. Bir elemanlı alt küme sayısı yani 5'in birlisini istiyor. Çünkü toplam 5 elemanlı ya. Bir elemanlı alt küme sayısı 5'in birlisidir. Yani 5. Varmışlıklarda 5 tabii ki var Cevap Adana soru bitmiştir. A ve B kümeleri için dur 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 dur. Ben bu S B'ye X desem şuradaki S A ne olur arkadaşlar? 2 X olur. Tamam. S A birleşim benim formülünü söyler misiniz? Hocam S A artı S B eksi A kesişim B. Soru bitti. S A S A'mız 2 xti SB X demiştim. E A kesişim B zaten 3 verilmiş. E A birleşim B de hani 24'tü. Soru bitti. Bana buradan X'i bulamaz mısınız? Zaten S B'yi yani bizden X'i istiyor bilginiz olsun. Şu ikisinin toplamı 3 X. Şu eksi 3'ü karşıya salladım 27. 3'e 3'e böldüm. X buradan ne çıktı? Hocam 9 çıktı. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam? Şimdi bu A kes A kartezyen B kümesinin grafiği mi? Demek ki şurası A, demek ki şurası B. Benden B kümesinin elemanlarını mı istiyorsun kardeşim? B kümesinin elemanları. Bakın 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 2 ve 3. Tamam? Hocam A kümesini isteseydim A kümesi şu noktaların A'daki iz düşümü. Yani 3 ve 6. Tamam. Benden B kümesini istediği için 2'ye 3 varmış çıkardı. 2'ye 3 nerede o? Hani o? Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Gülsüm'ün doğum gününde misafirler limonata, kola ve ayram ikram edilmiş. Dur 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 dur. Limonata, e, kola kola içmeyin arkadaşlar. Ve ayran. Süper. Şimdi limonata A olsun, kola B olsun, ayran da C olsun. Diyor ki limonata içmeyen 12 kişi. E, limonata içmeyenler B ve C'dir. Yani B artı C 12. Kola içmeyen 17. Kola içmeyen A ve C'dir. A artı C eşittir 17. Ayran içmeyen, ayran içmeyen de A artı B'dir. Ha, bu ifade neye eşittir? 15'i. Alt alta toplasana. Hocam iki parantezinde a artı b artı c eşittir. Şunları toplar mısınız? Hocam e, kaç ediyor? 44 mi diyor? 2'ye <laughs> böldüm. A artı b artı c neye eşittir? 22'ye. Diyor ki doğum gününe katılan misafir sayısı kaçtır? Benden zaten A artı B artı C istiyor. Cevap 22'dir. Yani Adana soru bitmiştir. Tamam. 12 kişilik bir grupta kişilerin yaşlarından oluşan küme 4 elemanlı olduğuna göre diyor ki bu gruptaki aynı yaşta olan en çok kaç kişi vardır? Gençler 12 kişi varmış ve yaşları dört elemanlıymış. Tamam, A yaş, B yaş, C yaş ve D yaş. Tamam, toplam dört elemanlı. O zaman herkeste bir defa bir kişi kesinlikle var. Geriye kaldı 8 kişi. 8 kişinin hepsini A yaş yapabilir miyim? Yapabiliriz. O zaman aynı yaşta olan en fazla kaç kişi vardır? Hocam 9 kişi vardır. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam.